Yeni bir günden ve yeni bir vlogdan hepinize selam arkadaşlar. Ben vlogu böyle akşama doğru başlattım. Aslında vlogu yarın başlatacaktım. Başlıktan da anlayacağınız üzere Buse'ye sürpriz bir bekarlığa veda düzenledim. Ama şu tırnaklarımla mümkün değil. Gerçekten ne telefonu kullanabiliyorum ne başka bir şey yapabiliyorum. Yoğunluktan tırnaklarımı unutmuşum. Tırnaklarımı yaptırmaya gidiyorum. O yüzden vlogu da başlatmak istedim. Çünkü bayağı bir kısalttıracağım tırnaklarımı. Akşam da arkadaşlarımızla buluşacağız. O yüzden vlog başlattım. Gerçekten bu haftam çok fazla yoğun geçti. Tam anlamıyla Buse'ye sürprizle, organizasyonla falan uğraştım. Zaten yarın tüm detaylarıyla size göstereceğim. Ama bugün de böyle birkaç bir şeyler gelecek, gelebilir. Onları da zaten size gösteririm. Ama önce bu tırnaklarımızı halledelim. Ve ondan sonra da akşam arkadaşlarımızla buluşalım istedim. Ve vlogu bir şekilde başlattım. Tırnağa geçiyoruz ve tırnaklarıma French yaptıracağım. Zaten düğün var, kına var. Hepsine olabilecek tek şey French. O yüzden tırnaklarımı bugün bayağı bir kısalttıracağız ve sade bir model yaptırmaya geçiyoruz. Tırnaklarımı çıkarttık. Korkunç var. Onları da bir gün kökten kesmezsem iyidir ben. Küt French yapalım istiyorum. Aa. Çünkü kullanamadım. Beni şaşırttı. Küt ve French. Ama böyle çok kısa dip, biliyorum, dip biliyorum, değil. Biliyorum. Bir gün ne zaman böyle kısa küt yapıp oraya dönecek? Düğünden sonra. Kısalttık. Yani bayağı kısalttık. Resmen zayıfladım. Hafifledim. Küt yaptık. Şimdi maniküre geçiyoruz. Manikürden sonra da French yapacağız zaten. Bayağı böyle tertemiz oldu, görüyor musunuz? Jel yaptık. Şimdi biraz daha böyle törpüleyeceğiz, düzelteceğiz. Şimdi de French yapacağız. Ama şöyle bir durum var şu an. Hava nasıl biliyor musunuz? Şu an saat 4.30 ama sanki böyle 7-8 gibi falan karardı. Yağmur yağıyor yani şu anda. Sandalet var ayağımda. Sıcak hava bir anda soğudu. Umarım arkadaşlar, umarım yarın yağmur yağmaz. Hava durumunu sürekli kontrol ediyorum. Yani yağmurlu göstermiyorum ama İnşallah olmaz. Şu an kuaförde de 2 tane gelin var ve düğünleri açık alan varmış. Çok kötü bir durum. Tertemiz oldu ama bakın. Şimdi törpüleyelim, frencimizi yapalım. Ay şu müzik kapatalım, hiç güzel değil. Dışarıya bakın, anlayacaksınız. Saat daha 4.30. Bir anda böyle 7-8 gibi falan yani. Tırnaklarım bitti, tertemiz oldu, çok rahatladım. Şimdi Tolga'nın beni almasını bekliyorum. Bakın. Şimdi size bir şey söyleyeceğim ama gülmeyin, tamam mı? Ben sabah saçlarımı kestim, şöyle azıcık keseyim dedim. Ya çok da kötü olmadı. Gördüğünüz gibi. Ama biraz yamukluk var, şimdi onu düzelttireceğim. Yani o yamukluğu ben fark edebiliyorum. Ama siz şöyle gördüğünüz aslında fark edemiyorsunuz. Bence kötü kesmedi. Yamuk kesmişim be. Eve geldik, ayakkabımızı falan giymek için. Şunların şu haline bakın. Minik! Ne yapıyorsun? Tamam, selam verdiğin için teşekkür ederiz. Ay şöyle üzerime bir ceket aldım. Hemen bir ayakkabı. Dışarısı gerçekten bir anda soğudu. Belki ceket fazla da gelebilir bilmiyorum ama ben bugün bayağı tırnak yaptırırken de üşüdüm. Ayağımda da sandalet vardı, onu hemen değiştirdim. Bugün şöyle bir yorum gelmiş, seni diyetisyen zorla götürdüm diye bir takipçimin annesi beni linçlemiş, yani iyi anlamda. Hani kötü bir linç anlamda değil. Hem de hür iradem, arzum, isteğimle gittim de. Çok da iyi başladım.
Evet neyse sonra, sonra biraz bir saldım ya. Başımıza kötü olaylar, talihsiz olaylar gelince doğal olarak diyeti şey yapamadık. Şu şekiliz ve çok geçiyoruz. Ve arkadaşlarımızla buluştuk. Şevval geçen sene tekti, şimdi kucağında çocuk. O kadar güzel ki. Şimdi onlar Almanya'ya geri gidecekler, Almanya'dan geldiler. O yüzden böyle tüm arkadaşlar toplanalım istedik. Bu hamileliği ben zaten 10 kere alarak geçirdik biz beraber. Gece 2'de pizza istiyor, lahmacun istiyor. İçli köfte, Almanya'da ben içli köfteyi nerede bulayım dayı? Gece kalktık 2'de de içli köfte alıyor 3 gün boyunca. Gittik en son bir yer, camide bulduk gittik. Camide bulduk. Allah razı olsun, hemen getirdiler. Camide kermesi mi? Oradan mı buldu yani? Oradan mı aldı? Biz şimdi kalktık arkadaşlar. Bu arada benim korkunç bir şekilde migrenim tuttu. Lensim falan bayağı kayıyor. Şu an hatta sizi çok da net görmüyorum. Suratım da şişti değil mi? Bir garip bir şey oldu. Bayağı böyle migrenim tuttu yani. 2-3 tane ağrı kesici içtim. Hatta sesim de değişti. Şimdi Şevval ve Sezer Almanya'dan geldiler ve geri Almanya'ya gidecekleri için ve birkaç tane de misafirleri olduğu için yanlarında Togo'daki şırdan yemeden dönmeyeceğiz. Bu arada biz bir diyete bir est verdik. Hemen geri başlayacağız arkadaşlar. Kısa bir estti bu. Ondan sonra şimdi nereye geçiyorduk? Baraj yolunda bir kuru köprüye geçeceğiz. Orada da işte şırdan falan yiyecekler. Ben böyle şeyim ama ayakta kalmaya çalışıyorum, direniyorum. Sen sıcak bir çorba içsene. Ben o tarz yerlerde çorba içmeye çok şey yapıyorum. Daha katı şeyleri seviyorum. Ben de şırdan yiyeyim. Niye? Tereyağlı mum var. En güzeli. Canım ne istiyorsun? Ama şu an sol gözüm yok. Yani zaten görmüyorum. Lens iptal. Böyle durumlarda gerçekten ben çok zorlanıyorum. Bugün niye bu kadar migrenim tuttu? Bence ayla alakalı. Ha bugün şey yok mu? Dolunay. Mutlu ne? Şey mutlu diyorum ya. Hanlı dolunay mı? Büyük ay mı? Böyle saçma sapan şeyleriz var ya. Bilmiyorum. Ama sıfır görme. Öyle işte biz şırdana geçiyoruz. Orada da çok fazla kamerayı açamadım çünkü gerçekten başımın ağrısının geçmesini bekliyorum. Aha migren hastaları ah. Geldik şu şekilde. Ben de şırdan mumbar yemeyeceğim. Yarın böyle bir mercimek çorbası içeceğim ben de. Çünkü migrenim tuttu, iyiyim şimdi. Ben de migrenler. İşte şimdi ağır yersem tetikler diye düşünüyorum. Kuşlar seni de tetikler. Efendim yenge? Ben mercimek... Zorlama yarın. Yarın mercimek mi? Yarın mercimek. Sen de bana atacaksın dolabı yarın. Hiçbir şey demiyorum. Yarın mercimek. Yarın ne demek tam ne demek? Yarın mercimek. Yarın mercimek. O yani demek full mercimek değil. Full mercimeği içemem. Yarın mercimek çorbası. Şimdi Adana'ya gelip çıkarayım ben de gidilir mi? Hayır. Gidecek. Hayır gidilir mi? Ben bile denedim. Tamam. Deneyeceğim. Ama bunu yani, videoya çekelim. Balık yemem hiç kıza şırdan yedireceğim. Çünkü şu an normalde balık da yemiyormuş. Mesela tantuniyi de burada yemiş. İşte Adana'yı hayatında ilk defa yedim. Kebabı da burada yemiş. İstanbul'da yedim. İstanbul'da o zaman da bana söyledi valla ilk sefer yiyeceksin diye ooo diyor o zaman sana özel diyor. Adam getirdi ağzıma tıkladı biliyor musun onu? Sonuna kadar bir de bir gün daha bastırıyor içine. Hazır mısın? Şimdi şırdanı da ilk defa yiyecek. Kız balık bile yemiyor. Direkt sakatattan başlattılar. Yok bak ilk defa deneyeceksin ve beğeneceksin. He? Pirinç, pirinç dolması. Ya pirinç, pirinç. Pirinç, gerçekten. Dışı et. Dışı et. Tamam deneyeceğim. Dur önce onu ayarlayacak bir dakika. Ha bir dakika kimyonu bol atsana. Börek kimyonu ise merak etme. Ben nereden tanıdım? Hayda. Hoş geldin. Neden hep şırdancıda karşılaştık? Hayır. Aa güzel görünüyor bak gerçekten bana güzel. Limon sıktın mı? Bütün bir şey. Tam nasıl keseyim? Bir dakika ben sana tarif edeyim. Tarif edeyim sana bak şu an. Normalde... Bu dilim çok bir dakika. Tamam daha mı az olur? Evet.
Ama ben yaparım. Neden görüşürüz? Ön yargılı olma, güzel. Nasıl? Harika. Beklentin değil değil mi? Öyle değil. Normal. Nasıl? Ama öyle korktuğun gibi değil. Niye korktun sabahtan beri bizi bulaştırıyor? Yedi şimdi şunu. Hayır. Günaydın arkadaşlar. Ben dün gerçekten biliyorsunuz başım çok şiddetli ağrıyordu ve sabah uyandığımda gözlerimi açamıyordum. Çok ciddi bir ağrı çektim. Büyük ihtimalle göz tansiyonu falan diyorlar ona. Çok şiddetli baş ağrısından sonra. Neler oldu? Ben saatlerdir nelerle uğraşıyorum. Ah bir bilseniz, ah bir bilseniz yani. Föne gittim geldim. En azından onu aradan çıkardım. Buse Hanım'ı ikna edemiyoruz. Ben ona bir yalan söylemiştim. İşte dedim ki bir etkinlik var, beni götürür müsün, benimle gelir misin falan. O da onu unutmuş ve bugüne bir sürü iş ayarlamış. Sonuç olarak avukatlık da yapıyor. Nasıl kavga ediyoruz? Nasıl getirmek için? Diyorum ki seni işte bir de fön falan çektirmesi gerek sonuç olarak. Hani saçları şu an fönsüz. Hemen olmaz yani. Diyorum ki işte 2 dakika fön çektir. Hemen 2 dakika bir makyaj falan fişman. Yok. Kavga kıyamet. Buse'yi ikna etmeye çalışıyoruz şu anda. Gerçekten tam bir sürpriz olmuş oluyor. Zaten sabah bir arkadaşımız ağzından kaçırıyordu. Mesajı falan sildirdik. Böyle aksiyonlu bugün olmuş oluyor gerçekten. Tam başladık yine her zamanki gibi ama bence sonucu çok güzel olacak. Buse zaten kıyafetini falan orada giyecek arkadaşlar. Gülay teyze getirecek. Hani öncesinde ona sadece böyle bir sürpriz yapalım istiyoruz. Sürpriz sürprizlikten çıkıyoruz. Tek amacımız gerçekten Buse'yi şu an oraya getirmek. O yüzden böyle zorlanıyoruz. Ben de en azından fönümü falan çektirdim. Birkaç da detay vardı. Şimdi size neler yaptığımı söyleyeceğim. Oraya gidince de göstereceğim. Bu arada mutfağa geldim. Çok daha rahat konuşurum diye. Cahide abla da zaten burada. Sağ olsun o da evi temizliyor. En azından hallediyoruz böyle bir şekilde. Şimdi neler yaptım ben biliyor musunuz? Yani biraz organizasyonu görünmesini istedim açıkçası. Bir de biz Brothers Pool'u ayarladık. Hatırlıyor musunuz? Geçen sene de bir arkadaşımızın bekarlığa vedası olmuştu. Ve ben orayı gerçekten çok beğenmiştim. Çünkü çok kalabalık değildi ve biz bizeydik. Ama bu sene maalesef öyle olmamış. Hani açık alan, işte havuz kenarı falan böyle daha güzel olur diye düşünmüştüm. Ama bugün de böyle 80'ler 90'lar falan etkinliği varmış. O yüzden böyle bir tık kalabalık olacak. Yerini falan bir şekilde ayarladım. İşte masasının üstü falan böyle süslenecek. Daha doğrusu Utku ayarladı ama fikir tam anlamıyla bana ait. İşte menü falan bastıracağız. İşte Buse'nin bekarlığa vedası. İşte Buse'nin sevdiği kokteyl. Onları gidince görürüz. Bir glitterci ayarladım. Hani böyle herkes böyle taç falan almaktansa işte bir glitterci gelecek ve hepimiz istediğimiz şekilde işte kim nasıl isterse ona uygun böyle glitterler falan yapacak. Böyle daha güzel olur diye düşündüm. Glittercimiz tamam. Pastamız tamam. Çok güzel böyle bir pasta yaptırdım. Biraz büyük bir pasta oldu yanlışlıkla. Ama sonuç olarak sayımız da fazla. Ondan sonra neyi ayarladık? Bir de böyle kapı girişi gibi hani bu senin bekarlığa vedası yazan bir şey olmuş olacak. Yani böyle görseli güzel bir şey ayarladık. Umarım istediğim gibi olur. Umarım Buse beğenir. Böyle ayarladık işte. Brothers Pool'da olacağız. Akşam daha çok eğlence olacak ama biz 6.30 gibi gideceğiz. Hani resim falan çekilsin. O ışığı da kaçırmak istemiyoruz. Öyle yani bunları yaptık. Şimdi hazırlanacağım, giyineceğim. Aynı zamanda Instagram'a da reel çekmek istiyorum. İkisine bir şekilde hazırlanacağız işte. Ama tek önemli şeyimiz var Buse'yi getirmek. Şimdi evden çıktım ama ne için çıktım biliyor musunuz? Bu işte giriş panosu hazırlattım. Onu koyacak bir şövalye olmadığı için şimdi kırtasiyeye geçip şövalye alacağım. Yani şu an yapabileceğim başka hiçbir durum yok. Bunu yaparken de kapıyı lak diye kapattım ve dışarıda kaldım. Allah'tan komşularımdan anahtarım vardı. Ama şimdi onlar da dışarıda. Onların da gelmesini bekleyeceğim. Nasıl? Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol gerçekten. Neyse Buse'yi bir şekilde ayarlıyor gibiyiz. Önemli olan o da. Ben dışarıda kaldım şimdi. Şöyle aksiyonsuz bir Merve'nin planını düşünebiliyor musunuz? Ben düşünemiyorum şahsen. Neyse sakinim. Her şey çok güzel olacak. Şu şövalye zımbırtısını da alalım. Ya da acaba başka bir şey koyabilir miyim bilmiyorum. Yani maksimum sandalyenin üstüne falan olur. O da olmaz. Aslında bir dakika ya. Masayla acaba yerin yüksekliği kaç santim? Hani kenar köşeye de koyabiliriz. Bir dakika bunu şimdi takmak. Neye niyet neye kısmet. Şimdi ben Buse'nin Bright odası için de bir organizasyon düzenledim. Odayı süslemeyi falan da ben hallettim. O yüzden şimdi o kadın yanına gideceğim. Dedim ki bana dedim bugün bir şövalye dedim hediye edebilir misiniz? Tabii ki dedi. Yani şövalye satın almayacağız. Çünkü zaten gerçekten
bir kerelik kullanacağız. Hani sonrasında onu kullanmayacağız bile. Şimdi oraya gidiyorum. Bu arada Buse'nin de oda süslemesinde Süleyman Demirel'de uçan balonlar var. Oraya yaptırdım. Yaptırıyoruz daha doğrusu. Oraya gideceğiz. Şövalye alalım. Bir de şövalyenin altına, işte o panonun altına koyacak falan bir şeyler bakayım ben. Sonra balon falana gerek var mı bilmiyorum. Bakacağız işte ya. Şimdi geldim de ben bu arada. Bir de ekstra bir balon yaptırayım istiyorum. Yani böyle başına, tuvalin başına koymak için. Şeffaf bir balonla şimdi onu ayarlıyorum. O kadar yukarıda durmasın ama. Şöyle. Evet, aşağı insin biraz da. Okey, böyle sabitleyebiliriz. Şöyle. Evet. Bir tık daha çıksın. Şöyle nasıl? İşte şurası görünmesin istiyorum. O yüzden insin. Orası şöyle yapabiliriz. Tamam. Böyle iyi mi? Evet evet, iyi. Bunu şövalyenin kenarına asacağım. Bu şekilde işte bağlıyorum ki bozulmaz. Tamam. Ay bak, yiyeceğim şimdi. Mecburen şövalyeyi aldım ve bu şekilde yatırmak durumunda kaldık arabaya sığmadığı için. Oh, rahatladım. Bu arada size ne söyleyeceğim? Bizim Buse cin yumağı çaktı. Diyor ki neyse diyor, biraz salağa yatayım o zaman diyor bize. Çaktı resmen. Neyse, yatsın salağa. Şimdi Utku'yla buluşacağız. Utku'yu da geçen tanımıştınız. Tanışmıştınız daha doğrusu. Utku sağ olsun benim bu şeyleri bastırmamda yardımcı oldu. Tasarımını falan yaptık ve o da baskıcı tanıdığı için işte baskıcıya şey yaptı. Aslında böyle günlerinizde gerçekten organizasyoncunun da yaptığı şeyler bunlar. Siz böyle Canva'dan falan, hani uygulama olarak söylüyorum, Canva'dan falan böyle tasarlayabilirsiniz. Onları da bir baskıcıdan çıktı alabilirsiniz. Daha iyi oluyor. Hem daha hesaplı olmuş oluyor. Aynı zamanda da böyle organizasyon tutmuşsunuz gibi görünüyor. Size de böyle bir tüyo vermiş olayım. Bu tarz şeyleri de Canva uygulamasından yaparsanız, yani hiç bilmiyorsanız bir tasarım yapmayı, Canva'da böyle taslaklar var. Siz sadece isminizi falan değiştiriyorsunuz. Davetiye de yapabilirsiniz. Onu bunu da yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Böyle bir baskıcıya gideceksiniz. Onları da bastıracaksınız. Ölçüler önemli zaten. Sağ olsun ben gitmedim ama Utku bunları halletti. Şimdi Utku ile buluşacağız. Utku da baskıları alıyor. Ben de şimdi Anemon'a geçiyorum. Organizasyonu yapacağım üzere. Bu tuvali bırakacağım. Balonları bırakacağım. Utku da şeyleri bırakacak işte. Hani menüleri falan vereceğiz. Ondan sonra artık eve geçeceğiz ve hazırlanacağız. Bir Utku ile de bir kahve içelim istedik açıkçası. Bu senin de mesajlarına cevap falan vermiyorum. Vermeyeceğim. Öyle karar verdim. Yoksa çakıyor. Şimdi ben geldim. Tabii daha şu an hiçbir şey yok. Biz şu kısımda olacağız. Şimdi burayı organize edecekler. Hava bir bozuyor arkadaşlar. Bir düzeliyor. Bir de rüzgar var üstüne. Umarım bir sıkıntı olmaz. Ben şimdilik balonu ve tuvali buraya getirdim. Utku'yu bekliyorum. Ve şu şekilde. Utku geldi. Göster Utku, göster. Seçeceğim mutluluklar. Çok iyi olmuş. Güzel. Bunları böyle masaya koyacağız. Utku yapmışsın be. Ben de şunları aldım üstüne koyarız diye. Şimdi oraya bağladım da nereye koyarız bilmiyorum tabi. Şu arkadan bir yerine sıkıştıracağız değil mi? Harika oldu. Bakın iki tane de menü bastırmış. Bu Buse'nin sevdiği kokteyli yaptık. Bence çok iyi bir fikir. Bir tane de böyle var. Bir tane burada mı var? Hayır, bu. İkisi de aynı. Birisi craft. Ha, önlü arkalı. Evet. Şimdi buradaki işimizi hallettik. Utku'yla da bir kahvemizi içtik. Artık diğerlerini onlar ayarlayacak masayı falan. Şimdi çok fazla rüzgar var. Umarım ayarlayabilirler. Şimdi eve geçiyoruz ve artık hazırlanma vakti. Çünkü kaç saat var? 2 saatimiz falan var. Anca hazırlanırız. Gerçi saçımızı falan yaptık ama ben biraz böyle video çekmek istiyorum. Sizinle beraber hazırlanmak istedim ama sizinle beraber hazırlanamadım. Sadece böyle giyerken Instagram'a video çektim. Böyle bir elbise almıştım arkadaşlar. Bayağı güzel, Adil Işık'tan aldım ve her zaman aslında gerçekten Adil Işık'ın tam indirim zamanı çok güzel oluyor. Ve tam da böyle bir elbise arıyordum bekarlığa veda için. Hepimiz siyah giyeceğiz. O yüzden kolay olmuş oldu. Elbisenin de arkası şöyle açık. Şöyle de bir ayakkabı giydim. Tam böyle çıtı pıtı güzel bir elbise olmuş oldu. Saçımı da zaten düz yapacağım. Ama üzerime de bir ceket alacağım arkadaşlar. Bir blazer ceket alacağım. Çünkü dışarıda olacağımız için dün zaten havayı gördünüz. Soğuk olma ihtimaline karşı yanımıza alacağız.
Şimdi Buse'yi bekliyorum. Biraz çakması düzeldi gibi falan bir şey oldu. Etkinliğe gideceğiz diye düşünüyor. O yüzden böyle etkinlikle alakalı da sorular sormaya başladı tekrardan. Bakalım. Şimdi ben sadece Buse'yi bekliyorum. Ben hazırım artık. Merhabalar. Merhabalar. Biz akşam etkinliğe gidiyoruz. Buse'nin sağ olsun geç kaldığı için. Ben sakın konuşturma. Konuş. Ayrışamazsın konuş. Konuş. Bu tamamen benim fikrim bu arada. Kimse arkadaşımı linçlemesin de. Bu saatte çiçekçi eventi mi olur? Çiçekçi eventi değil diyorum. Onu sana anlatamam. Kadın aynı zamanda çiçek işiyle de uğraşıyor. Organizasyon şirketinin etkinliğini mi? Evet, bu böyle kaynaşma gibi düşün. Ben kimseyle kaynaşmak istiyorum. Sen kaynaşmayacaksın zaten. Benim yanımda duracaksın. Bilmiyorum. Burnuma kötü kokular geliyor. Neyse öyle işte. Geçiyoruz, orada görüşürüz. Kendisi arkadaşlar. Kendisi süslenmiş, gece elbisesi giymiş. Ben yelek pantolon takımla geldim. Senin boyun 1.90. Yelek pantolon da 1.90'a ne? Ben kısacığım, topuklu giyeceğim tabii. Artık buraya kadar da... Tekrarla veda mı yaptın? Artık buraya kadar dayanabildim artık. Gül. Hepsinin arabasını demedim. Ne yapalım, hepsi otoparktan ele verdi kendini. Tamam neyse, sürpriz asıl içeride zaten. Allah Allah. Arabalar deyin. Bak bakalım, benimle gurur duyacak mısın? Allah Allah. Merhabalar. Neden oluyor? Bedava hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin. Hoş geldin. Arabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünün kraliçesi. Cilt bakım randevusu vardı. Hemen iptal ettirdim bugün. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Senin görevin zordu bugün ya. Bugün zordu. Atlattım. Evet ya. Ben de bir atmıştım sana yani. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür. İlk başta anladı. Sonra baya böyle rol yaptım. Sonra çevirmeye başladı. Geçti. Bugün... Berna bana bayağı yardım etti. Gizem Toş'um bugün mental yoruldu. Olarak. Mental olarak yardım etti. Hepsi burada bu arada, dress kodumuz siyah. Ben bugün bayağı böyle detayları da göstereyim. Sabah zaten geldik. Bunu gördünüz. Böyleyiz işte. Böyleyiz. Allah sen... herkese senin gibi bir dost nasip etsin. Ne dedi? Bunu her zaman savurdum. Ne dedi? Allah herkese senin gibi bir dost nasip etsin. Sen bugün çok güzelsin. Ay teşekkür ederim. Teşekkürler falan. Hepiniz çok güzel olmuşuz. Bence ışık falan geçmeden de resim zaten evet, geçti evet, ama. Evet, ben seni bekliyorum. Daha haberi yok. Kıyafetini getirdik. Tabii ki beyaz giyecek. Buse, üstünü değiştir. Evet. Ay, <şiş. gülüyor> ya biraz var ya. Hadi beyaz bir elbise. Bu ne? Bu da altı giyeceğin şeyler. Görüşürüz. Bu arada glitter içinde şimdi masa kuruyorlar. Buse tabi bunu daha görmedi. Bir şaşkınlık içerisinde. Bir Berna çekiyor gibi. Evet, ilk başta Gizem yaptıracak. Tamamdır. Aşkım abartalım ya. Taş taş olsun her yerimiz. Şunla pembeyi abartıyoruz. Tamam. Ne kadar güzel olmuşsun. Bakayım. Nasıl oluyor? Güzel oluyor. Teşekkürler. Oo, çok güzel. Gizem de güzel oldu. Ben kamerada zorlanırım. Hadi. Sonra Buse yapalım. Kraliçe arıyı biraz tam ortadan yapalım. Bence bütün alnıma sıvama taş. Bu da olay oldu. Valla. Çok sadesin aşkım. Doğallığı severim. Şimdi oldu. Olmuş mu telefon? Ben Fulya'nın bir çok beğendim. Peki ilk sen de görsek bunu yap. Bakayım nasıl bakacağım? Aa, onun içindir bu kadar. Ama hepimiz yapıyoruz ya şu an. Evet, şu ben an ilk defa yapıyorum. Çok tatlış oluyor bu arada.
Mavili mi yoksa ışık mı vuruyor lan? Işık vuruyor bence. Alalım mı yap? Ya yaptık biz size değil mi? Tamam saçlarını da görelim. Hallettik. Hani bakın ben de. Güzel olmuş. Helal. Helal. Helal kızı gibi olmuş. Herkes ışıl ışıl şu an parlıyoruz. Bakın sen de git koydur hadi. Hadi git koydur hemen. Evet evet. Hadi koydur. Şaşa. Hatta benim için şurama da yaptım. Şaşa. Renk duyunca da. Canımdan beşim şafaya.